Konumuz bariyatri. Yaklaşık bir 3 yıla yaklaştık, 3 yıldır hastanemizde bu ameliyatları yapıyoruz. Sonuçlarımız ve ekibimiz iyi olduğu için sonuçlarımız da çok iyi. Özellikle diyetisyenimiz Seda Hanım hastalarını çok yakın takip ediyor. Çok ciddi kilo verimleri var. 75-80 kilolara kadar kilo kaybeden hastalarımız oldu. Şimdi kilo, neye göre kilo, neye göre obezsiniz, zayıf mıyım, işte hafif kilo aldım. Bunun bir dünyada kabul görmüş bir endeksi var. Body Mass Index diyoruz biz buna. Nedir bu? Hastanın kilosunu boyunun metre cinsinden karesine böleceksiniz. Çıkan sonuç, eğer şu tablodakiler gibiyse, 20-25 arası zaten normal. Eğer 26 ile 29 arasıysa buna kilolu diyoruz. O kadar da hani önemli değil. Biraz diyet yapsa ya da spor yapsa toparlayacak. Ama 30'un üstünde 35'e kadar olanlara obez diyoruz. 35 üstü ciddi obez ya da tam diliyle morbid obez. Özellikle 50'nin üstündekiler tamamen süper obez. Bizim yaptığımız hastalardan 4-5 tanesi body mass endeksi 52'nin üstünde. Şimdi obezitenin yarattığı sorunlar. Yani herkesin işini zorlaştırıyor, bakın oraya. Dejeneratif eklem hastalıkları, hipertansiyon, kalp ritim bozuklukları, dismenore, infertilite, yani çocuk sahibi olmayı da bile güçleştiriyor. Kiloya bağlı idrar kaçırma, migren, kanın geri dönmesini zorlaştırdığı için bacaklarda ülserler, yaralar geçmeyen, sağ kalp yetmezliği çünkü kalbin işi gerçekten kilolu hastalarda çok zorlaşıyor. Bacaklardaki toplar damarlarda tromboz dediğimiz sıkıntılar, katlantılar arasında özellikle deri mantarları, midede gastroözofageal reflü yani dolu mideden yukarıya asitin kaçması, buna bağlı olarak da kanser dahil, özofagusta yani hemen altta kanser riski. Kiloya bağlı sırt ağrıları, astım, özellikle uyku apnesi. Uyku apnesi hiç fark edilmeden gelen sinsi bir şey. Gece ani ölümlere bile yol açabiliyor. Zaten tip 2 diyabeti biliyoruz, hiperlipidemi ve artmış kanser riski. Bunların hepsi obezitenin ortaya çıkardığı tıbbi problemler.